Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Lübnan Devlet Bakanı ve Arap Odalar Birliği Başkanı değerli dostum Sayın Adnan Kazar, Irak'ın değerli Maliye Bakanı Sayın Büyükelçi, El İktisat ve Amal değerli Başkanı Ömür Zeki, değerli Türk ve Arap iş adamlarının saygılar basın mensupları. Sizleri Türk-Arap Ekonomi Forumu vesilesiyle 6. kez İstanbul'da El İktisat ve Amal'la birlikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek hepinizin şahsım ve başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ve DEİK adına saygıyla selamlıyorum. Bu forumu 6 yıldır himayesinde gerçekleştirilen Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesine yapmış oldukları katkılardan dolayı Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu forma katılarak bizleri onurlandıran devlet adamlarına, Türk iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli dostlar, dün sabah değerli dostum Adnan Kasar'ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Arap Odalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsa Birliği arasında işbirliğinin etkinleştirilmesi ve derinleştirilmesi için yararlı bir toplantı yaptık. Nasıl sağlayacağız? Değerli katılımcılar, Arap ülkeleri ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları vizelerin kalkması ile ekonomik ilişkilerimiz canlanmıştır. Karşılıklı ticaret hacmimiz 2010 yılında 33 milyar dolara yükselmiş ama hepimize biliyoruz ki bu kapasiteye gelmiş olduğumuz suratlarla iki ülke açısından da yeterli değildir. Kapasitelerini göstermemektedir. Bahsettiğim 33 milyar dolar Arap ülkelerinin dış ticaret rakamıyla Türkiye'nin dış ticaret rakamını mukayese ettiğimiz zaman ancak denize sudur. Arap ülkeleri yaklaşık 600 milyar dolara yakın ithalat yapmakta ama biz ancak bu 600 milyar dolardan 23 milyar dolar satabiliyoruz. Biz 180 milyar dolar ithalat yapıyoruz ama Arap ülkelerinden aldığımız malların toplam tutarı 10 milyar dolar civarında. Bir başka deyişle bu rakamlar göstermektedir ki daha yolun başındayız. Hedefimizi net olarak belirlemeliyiz. Çünkü komşunla ilişkilerini geliştirmeden uzaklarla rekabet edemezsiniz. Bugün baktığımız zaman dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi Almanya. İhracat devridir. 1 trilyon doların üzerinde ihracatı bulunan Almanya'nın 60 sene öncesine kadar geçiremediği Fransa ile ticaret hacmi 190 milyar dolar olmuştur. Büyük toplantıya katılmazsınız. İkili ticaretimiz ticaretle de bitmemektedir. Türk müteahhitlik şirketleri Arap ülkelerindeki üstlendiği proje bedeli yaklaşık 76 milyar dolara ulaşmıştır. Yani Türk müteahhitlik sektörü projelerinin %40'ını iken bu rakam şimdi 1 milyon 800 bine ulaşmış. Saygıdeğer katılımcılar, geçen yılki Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun açılışında yapmış olduğum konuşmada ekonomilerimizin karşı karşıya kaldığı enerji güvenliği, istihdam güvenliği, gıda güvenliği, bahsettiğim gibi işsizlik, yoksulluk ve açlık görülmemiştir. Hepimiz biliyoruz ki Tunus'taki ilk işaret fişi bir işsizin kendisini yapmasıyla başlamıştır. Daha sonra tüm Arap coğrafyasına yayılan ayaklanmalar bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Burada biz iş adamları olarak bu istikrarsız ortamdan en fazla etkilenen kesim olmuşuz.
siyasi çalkantıların ekonomik çalkantının önüne set çekmesine izin vermemeliyiz. Biz iş adamıyız. İstikrarı severiz. Aynı zamanda bizlerin de bir sanayi bölgesi kuruyoruz. Arazi tahsisi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın destekleriyle altyapıyı hazırlıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre